İlk konuklarımı davet edeceğim sevgili seyirciler. Esra Erol'da başlıyor. Eşinizi çalışmak için yurt dışına gönderiyorsunuz. Amacınız ne? Bu ayrılığın asıl sebebi ne? Çocuklarınıza ve kendinize daha iyi bir gelecek sağlamak. Eşinizi uğurluyorsunuz farklı bir ülkeye. O orada yalnız kalacak, siz burada yalnız kalacaksınız ama o kazanacak, getirecek ya da gönderecek. Siz hayatınıza daha iyi bir yerden devam edeceksiniz. Buraya kadar normal. Ya o yurt dışına giden eşiniz size söylemeden Türkiye'ye dönerse ve siz onun döndüğünü başka insanlardan öğrenirseniz ya da sizle o kadar ayrı kaldıktan sonra sizin yanınıza gelmek yerine başka birine giderse ne olur? Yani kıyamet kopar. Nazlı Sekmen 17 yıllık hayat arkadaşım artık tanıyamıyorum diyor buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim çok şükür. 17 yıl dedim ama 18 yıllık evlisiniz. Evet 17 yıl bitti 18'e giriyorum. İnsan aynı yastığa baş koyduğu, hayat arkadaşı olduğu her şeyi paylaştığı bu insanı çok iyi tanıdığını sanıyor. Aynen. Ama her insanın karanlık bir tarafı vardır. Siz 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğunuz kocanızı şu anda tanıyabiliyor musunuz? Tanıyamıyorum. Esra Hanım kusura bakmayın. Ben beklerim. Ben buraya geleceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Son bir senede bana bunları yaptı. Seviyordum ben, severek evlendim. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi yaşadım. Çocuklarımla birlikte büyüdüm ben. Son bir senedir böyle değişti yani. Bunları yapacak adam değildi. Ben kendimden daha çok güveniyordum buna. Bu kadın mahvetti Esra Hanım benim evim ocağımı. Bu kadın mahvetti. Bu kadın dağıttı benim evim ocağımı. Bir seneden beri ben çocuklarımla nezir gibi çekiyorum Esra Hanım. Bu kadın ya dağıttı benim evim ocağımı. O kadını yani o üçüncü kişiyi aradan çıkardığımızda siz mutlu olur musunuz? Daha istemiyorum Esra Hanım. Defalarca affettim ben bunu. Defalarca. Yani sadece tüm sorumluluğu üçüncü kişiye yüklemek bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Bu 18 yıllık yuvayı asıl dağıtan kocanız olabilir mi? Yani kimse kimseye zorla bir şey yapamaz. Daha öncesi de varmış Esra Hanım. Bundan 6-7 yıl öncesi de varmış. Herkes bana sen bu kadar mı kördün? Ben körmüşüm Esra Hanım. Kör değildin. Belki hissediyordum. Belki biliyordum. Yani hissediyordum. Dağılmasın evim hocam dedim. İki tane çocuğum var dedim. Bazı şeyleri görmezden geldim. Bazı şeyleri anlatmadım anneme babama. Bu genelde kadın olarak hepimizin yapmış olduğu davranış değil mi? Yani neyse ya ben bunu bir yok sayayım. Ben bunu görmezden geleyim. Aman bunun için yuvayı dağıtmaya değer mi diye. Kendimiz aslında böyle halının altına bir nevi o derdi, o sorunu süpürüyoruz. Bir gün halıyı biri bir kaldırıyor, bir bakıyorsun hepimiz toz yumağı içerisinde kalmışız. Son bir yılda eşiniz nasıl değişti? Yani bir anda fark etmiyorsunuz, bir şeyler sizi şüphelendiriyor. Esra Hanım, siz ilk nasıl şüphelenmeye başladınız ve sonra bu ilişkiyi öğrendiniz? Hani şöyle söyleyeyim, ben 17 senelik evliyim, 18'e gireceğim. 2,5-3 sene kirada oturdum. Sonra uzun lafın kısasını anlatayım ben. Bağcılar'a taşınmıştık, ev aldık. 10 senelik kredi çekmiştik. Evin borcun 6 senesi bitti. Sonra 4 sene vardı da. Ali Beyköy'e taşındım ben. Oradan ev aldım. Evi su basmıştı. Bir takım şeyler oldu. Ablamla yakın olalım diye. Oradan ev aldım. Tekrar kredi kullandım. Orada sattığım evin parayı kullandım. Üstüne de kredi çektim. Evimin borcu bitti. Tam rahat edeceğim derken çocuklarım da büyüdü Allah'a şükür. Büyüğüm 13 yaşında. Küçüğüm 8 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Yani bir sene oldu. Köye gittim ben. Köye gittiğimde yani aradan 3-4 gün geçiyordu. Bir hafta olmadan gel. Özledim seni. Şöyle böyle diyen eşim. Acele etme. Gelirsin. Acelenle. Hep böyle bir takım şeyler. Ben şüphelenmeye başladım zaten. Aslında sen eskiden köye giderken üf şimdi yine beni arayacak. Dön diyecek. Evet. Bak burayı da bana zehir zıkkım edecek diye düşünürken
İlk kez kocan sana diyor ki Nazlı tadını çıkart ya. Aynen. Hemen gelme, hemen gelme. Dönme. Ama bir takım planların peşindeymiş Esra Hanım. Evimin borcu bitmişti. Hani bir iki taksidi vardı. Tapuyu bir tanıdık, hani eşimin köylüsü zaten. Amca dediğimiz, o da sağ olsun, Allah razı olsun. Çok konuda yardımcı oldu bize kendisi. Hala ona da borcu var ekstradan. Ben borçları merak etmiyorum. Ben sana artık dön yani, demeyen kocandan aynen. Şüphelenip nasıl bir hamlede bulundun? Nasıl bir hamlede bulundum Esra Hanım? Diyorum ya işte, evi tapusun üstümüze almazan evi hemen kendi üstüne, bana dedi tapuyu senin üstüne alacağız. Önemli değil ama senin üstüne dursun, ortak şey sonuçta. Kendi üstüne almaya kalkmış ben köydeyken, alıp hemen başka planlara şey yapmış. Kadınla zaten birmiş herhalde. Sonra ben memleketten geldim, bundan hemen şüphelendim. Bir yenge uyardı beni sağ olsun, böyle böyle yapıyor Serdar dedi. Geldim ben, geldiğim gün günlerden pazardı Esra Hanım, iyi hatırlıyorum. Geldim akşam, yani kız kardeşim de bende kalıyor. Beraber geldik memleketten onunla. Yani bir anda beni böyle sıkıntı bastı. Bu da yatıyordu zaten. Hiç telefonunu karıştırmıyor. İçime bir şey düştü böyle. Dedim bunda bir şeylik var, bir tuhaflık. Şeytan dürttü. Ondan sonra Esra Hanım neyse, açtım telefonu, baktım ben. Gizlice bakıyorsun. Açtım. Telefonda şifre falan yoktu. Neyse efendim. Ne gördün? Bu resimlerin hepsini gördüm. Bunların dağısı da var. Yani benim dünyam başımda yıkıldı zaten Esra Hanım o anda. Nerede çekilmişler fotoğrafları genelde? Benim evimde yatak odama kadar getirmiş. Yani anlatılmaz. Sen aslında köydeyken o bu kadınla ev, ya senin Esra evinde. Ya Esra Hanım, en çok hazmedemediğim, kabul edemediğim benim evime niye getirmiş? Affedersin, yaptığım bir pislik evime niye getirmiş Esra Hanım? Bu resimleri niye çekmiş Esra Hanım? Ben bunları söylediğim zaman, sorduğum zaman sen gör diye yaptın dedi. Ben orada bittim zaten Esra Hanım, gör dedim dedi. Bu peki, kadar. Şimdi bir tarafta hani diyorsun ki Allah'ım hiçbir şey bulmayayım diye evet, telefona evet, bakıyorsun. Evet. Sonra korktuğumla yüzleşiyorsun aslında. Ya direkt aslında. Kaldırdım bunu yataktan. Ha. Bunlar ne dedi? Abla dur dedi, kız kardeşim sakin ol dedi. Yani dedim bunlar ne ser... İstemiyorum seni falan dedi. Yani evime kadar niye getirdin Esra yani Hanım? Yani sen benden boşan diye ben bu fotoğrafları evet istemiyorum çektim dedi. Ve senin görmen için, görmen için elimden yaptım, geleni dedi. Yaptım. Al dedi, aa şimdi inandın mı dedi. Benim yatak odamda yani dağısı da var. Bunlar normali zaten. Koymuyorlarmış da ben rica ettim. Gene de onun seviyesine düşmek istemedim. O sırada şey de istedin mi? Bak yaptım bir hata, ben bu hatanın da üstünü kapatırım dedin mi? Esra Hanım sonra ben... Ya çok şeyler yaptı Esra Hanım. Hangisini anlatayım ki ben size? Ya da af mı diledi senden? Bunları yok, söylüyor dilemedi. Ama... Yok, dilemedi. Ben o anda bir yere gittim. Yakın komşu, eşimin köylüsü, o ev aldığımız amcamızın hanımının oraya gittim. Gece saat 12 geçiyordu zaten. Yani yatamadım. Çok kötü oldum. Aradım yengemi. Yakın zaten evi, bana geldi. Yani ben çok kötüydüm. Öyle böyledir. Hani yaşanır derler ya. Ondan sonra onu da çağırdı oraya yengem. Yani ağzına geleni saydı. Söyle. Ağzından tek bir laf çıkmıyor. Ama ben onu o gece oraya çağırdığım için, lezzet ettiğim için her şey orada bitmiş. Yani onun bunları yaptığı bir şey değilmiş Esra Hanım. Ben onları lezzet etmişim. Ben bir kabahat işledim ama sen nasıl olur da kabahati benim yüzüme vurur, bunu herkese duyurursun. Aynen aynen. Yani sen dedi beni lezzet ettin dedi, sen yaptın bunları dedi. Böyle bunları neden yaptın? Naz, bunun için pişmanlık duydun mu? Çünkü sana hissettirdiği suçluluk duygusu ya. Ya tamam ben yaptım ama sen bak herkese duyurdun senin yüzünden. Sen pişman duyurdun değilim diye. Esra Hanım. Hayır hayır. Böyle bir suçluluk duygusu hissettirdiği için suçlu hissettin mi bir ara hiç kendini? Hiç hissetmedim. Niye hissetmedim biliyor musun Esra Hanım? Çok bazı şeyleri hissettim. Bazı şeyleri, evim dağılmasın, yuvam dağılmasın. İki tane çocuğumun babası dedim. Sineye çektim. Keşke bu zamana kadar yapsaymışım. Bu kadar kendimi ezdirmeseymişim peki, diyorum. Peki bu Sırbistan hikayesi nasıl evet. başladı? Sonra işte ya birçok olaylar yaptı işte. Hepsine kalem çektim. Anladığım kadarıyla özür dileyip geri defalarca döndü. Defalarca özür diledi. Defalarca gitti. Yani böyle evden gidecek, kaçacak kızlar gibi. Defalarca bir Ramazan gününde evimde misafir. Herkes bağlanabilir. Komşum, annesi, babası bile buraya çıkacağımı biliyor. Biz senin arkandayız dediler. Hı. Annesi, babası bile şey yapmıyor yani. Annesinin babasını bile artık konuşmuyoruz, görüşmüyoruz diyorlar. Ama Esra Hanım bilmiyorum artık. Sırbistan'a gidiyorum diyor. Sırbistan'a gideceğim dedi, çalışacağım dedi. Neyse şöyle böyle gün geldi, gitti çantasını kendi elimle dürdüm. Ondan sonra oraya yine yaşadığınız evden çıktı. Aynen. Siz barışmış mıydınız? Aynen, gayet iyiydik. Dedim hani son bir defa dedim, şans verdim ona. Defalarca verdim ama son bir şansı daha dedim ben buna vereyim. Hı hı. Ondan sonra Esra Hanım hı hı. gitti, bu gittiğinde işte geleceğim şöyle böyle demeye başladı dedim.
bütün borç dedi daha yapmayacağım dedim. Hala Ayfer'le görüşüyor musun sen dedim. Ya yok şöyle böyle bir sürü şeyler söyledi bana. Dedim ben inanmıyorum. Hı-hı. Dedi ben dedi inandırmak için ne istiyorsun? Ben dedim bütün borcunu harcını dedim kapatırsın. Hı-hı. Beni kendine inandırırsın, güvendirirsin dedim. 6 ay dolmadan oradan gelemiyor zaten. Tamam dedi. Kendimi inandıracağım, güvendireceğim dedi. Seviyorum dedi. Çok pişmanım dedi. Bizim 2 tane çocuğumuz var dedi. Ya çocuk olunca akan sular duruyor Esra Hanım. Eşini gönderdin. Ve sen 6 ay sonra onun ülkeye girmesini bekliyorsun. Aynen. Sana bir telefon geliyor. Sanırım 4 Kasım'da seni enişten arıyor. Evet, evet. Ne diyor? Gözün aydın dedi. Sedar dedi böyle böyle geldi dedi. Ben şok oldum. Ondan duydum zaten. Enişte sen ne diyorsun dedim. Dedi böyle böyle dedi ama dedi havalimanından geçememiş dedi. Hani çok önemli dedi bir borcu harcı dedi bir araması bir şeyi var mı dedi. Dedim bilmiyorum ben dedim. Ama dedi orada dedi bir oyun var herhalde dedi. Hani o kadının yanına geldi onu kadın getirtmiştir zaten Ayfer Hanım. O anda dedi onu dedi orada dedi yakalanmış gibisine dedi tutuklanmış gibisine dedi. Bir olmuş olabilir dedi ama Nazlı'cığım, ben inanmıyorum. 4 Kasım öncesinde sen kocanla telefonla görüşüyor musun? İşte WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden şimdi o Sırbistan'da. Son bir hafta 10 gün önce konuşmuştum. Gelmeyeceğim falan demişti bana. Ben 6 ay dolmadan gelmeyeceğim borcumu harcımı bitireceğim. Ayfer işi bitti kapandı diyor. Hı hı. Yani ben inanıyorum. Peki 4 Kasım'da eniştenin sana ya kocan Türkiye'ye dönmüş demesi sende nasıl bir şok yarattı? Haberim bile yoktu şok oldum ben. Yani bir de başkasından duymam başka bir şey. Eve gelmek yerine nereye gidiyor? Ayfer Hanım'ın yanına. Geldikten sonra eşine ulaşabileceğin bir kanal var mıydı, bir iletişim kanalı yok, var mıydı? Yok ben ulaşamadım Esra Hanım. Çok aradım, telefonla ulaşılmıyordu. Ben bundan şikayetçi olmuştum. Senin yüzünden beni tutuk, yani bir hafta falan geçti, o aradı beni. Niye şikayetçi olmuştun? Ya nasıl söyleyeyim, bir takım olaylar olmuştu gene böyle. Hadi boşanacağız, istemiyorum, şikayetçi. Beni dövdü falan Esra Hanım, çok şeyler şiddet var. Şiddet uyguladı. Şiddet uyguladı, ya aldattı, hepsi var Esra Hanım. Yani ben ay kesinlikle istemiyorum şu saatten sonra. Ya beraber oturduğumuz evi kuyruk yağı işi yapıyordu. Kebapçılara, dönercilere kuyruk yağı dağıtımı yapıyordu. Borçlanmış, bayağı bir borçlanmış. Ondan sonra borçlandıktan sonra işte bunları 6 ay sonra dedi geri bir şey yapacağım diye evin tapusunu aldık üzerime. Tehdit etti. Çocuklarımla tehdit etti beni. Niye tehdit ediyor? Tehdit sebebi ne? Evin tapusunu aldı benim üstümden. Bir şekilde ikna etti. Ben zaten psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Tedavi normalde görüyorum. Normalde evin tapusu, yıllarca didindiğiniz evin evet, tapusu senin evet, üzerineydi. Evet, Bağcılar'ın ev aldık. Orası öyle. Peki, sonra buraya geldik böyle. Peki, şu anda böyle. Yani ne zaman evin tapusu kocanın üzerine geçti? Benim üzerime geçti. Benim üzerime geçirdi tapuyu. Tapuyu tamam. Ben aldım. Tapuyu ben aldığımda zaten borçlanınca... Tamam, şimdi tapu senin üzerindeyken bu koca geliyor sana... Seni tehdit ediyor. Tapuyu bana ver diye. Sen tapuyu kocana verdin mi? Kocama vermedim. Tapu benim üzerimde. Benim üzerime aldık gene. Ha okey. Bir problem yok yani. Problem yok. Tapuyu anladım, benim tamam. Üzerime aldık. Tapuyu bana verdi eşim. Ama vermez olaydı. Yani verdiğini vereceğini ağzımdan burnumdan getirdi son bir senede. Siz de tapuyu alıncaya kadar biraz sabrettiniz mi? Şimdi aslında kadın ben... yani hissetmeyen, aldatıldığını hissetmeyen kadın çok azdır. Şimdi... aldatıyor, aldattıktan sonra da şu beyanı aslında can yakıcı. Ya, özür dilerim, affederim, şöyle böyle bir savunma değil, savunacak yanı yok da. Ama sen benden gidemiyorsun, bak gör artık diye bu resimleri senin yatak odanda çektim diyen bir eşiniz var sizin. Evet. Siz buna rağmen de affediyorsunuz. 2 tane çocuk vardı Hülya Hanım. Yani defalarca son bir şans verdim. Ama gene de aynı şeyi yaptı. En sonunda da... Bardağı taşıran son şey ne? Bardağı taşıran son şey ne? Yani Sırbistan'dan şöyle... gelip onun kollarına gitmesi mi? Eve gelmemesi mi? Seni ortada bırakman mı? Ya yani sizi ortada bırakması mı? Ya da çevrenin aldatıldığınızı duyması mı? Yani evime niye getirmesi? Ama ya... ondan sonra affediyorsunuz siz. Affediyorsunuz, eşinizi Sırbistan'a gönderiyorsunuz. Sırbistan'dan geldikten sonra direkt hepsine okeydi. Sonra direkt kadının yanına gitmesi. Yani evet. Ben haberim yokken... Aldatılırken benim... tekrar aldatılmak. Aynen. Ya tamam affettik yani sonuçta. Hepsi bitti. Bütün borcun harcını bitirecekti. Beni kendine inandırıp güvendirecekti. Hayatım bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Borç harç bu evliliğin bitiş sebebi değil. Borcu harcı olduğunu bilen adam... bir tarafta seninle yaşayıp diğer tarafta bu borcun harcının içerisinde... kendini ikinci birini bulur mu ya?
Hiç bu borcu, sen hani buna takılma. Yani borç vardı, harç vardı filan. Bu borcu harcı yapan kim? Kocan. Evet. Hem seninle yaşıyor hem başka bir kadınla. Aynen. Her iki tarafı da doyurmaya çalışıyor. Her iki tarafa da yetmeye çalışıyor. Yani işin kötü tarafı bu zaten. Yani ben bir senedir biliyorum ama Esra Hanım ne kadardır, ne kadar zamandır bununla beraber? Bunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Hanımefendi evli mi? Evli ama boşanmış diye biliyorum ben. Hı? Boşandı diye biliyorum. Bu ilişkiden sonra Ayfer Hanım'ın eşi de bu evliliği bitirdi mi yani? Evet, kendisiyle de konuştum. Ben boşandım, ayrıldım. Ne hali varsa gör dedim. Ne bana. Zaman konuştunuz? Vallahi 15-20 gündür olmuştur. 15-20 gün önce Ayfer de evliliğini bu ilişki sebebiyle... Kocasıyla konuşalı o kadar bitiriyor. Oldu. Ne kadar şimdi oldu? İsmi geçen Serdal Sekmen'in ve Ayfer Hanım'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Bana ihanet eden 18 yıllık hayat arkadaşım... onu yakaladım, af diledi. Sonra yurt dışına gitti. Eve gelmek yerine, çocuklarını ve beni tercih etmek yerine başka bir kadına gitti. Ama artık ben bu evliliği istemiyorum, artık boşanmak istiyorum diyen Nazlı Sekmen'in hikayesi ekranda sevgili seyirciler. Aslında birçok kadın bunu yapıyor. Biraz önce de söyledim. Sen eşini affettiğin için sakın kendini suçlu hissetme. Ya da ya sen affettiğinde kendini yargılanmış gibi hissetme. Senin yerinde olan birçok kadın bazen o sevgiye, o aileye, o çocukların varlığına yıllarca vermiş olduğu emeği göz önünde tutarak yok sayıyor. Ama aslı olan bizim yaşadığımız o duygu var ya, o ihanet duygusu. Aslında bizim kendi öz benliğimiz, kendimize olan saygımızı biz kaybediyoruz. Aynen. Ve kocamız olacak olan o insan bizi başka bir kadınla rekabet haline sokuyor. Bu sefer de duygu bence şuna dönüyor. Sen mi kazanacaksın, ben mi? Sanki hani bir anda bak, suçlu olan kim? Serdal. Evliyken ihanet eden kim? Serdal. Bir tarafta seninle, bir tarafta diğer kadınla. Şimdi diğer kadına da şunu söylüyor belki. Seni çok seviyorum ama benim o karım var ya, bir türlü beni boşamıyor, düşmüyor yakamdan. Şimdi o da sana bileniyor. Halbuki sizi kendini ödül gibi ortaya koyup sizi bu cenderenin içerisine sokan, İki kadını yüz göz eden, iki kadını birbirine düşüren, kavga ettiren erkeğin kendisi. Siz aradan zaten bu adamı çıkarsanız ikiniz de huzura ereceksiniz. Ama taraflardan biri büyük ödül benim sanıyor. Yani yanlış da söylemiyorum değil mi? Gerçekten erkekler kendini bu aldatmada bir nimetten filan sayıyorlar. Ya da baktıyken haksız pozisyonda düşmüş. Aynen öyle. Esra Eroğlu'da seyircisi hatırlayacaktı. Bir Neriman ablamız vardı. Ay, nur içinde yatsın. Yani aslında %100 haklı ama artık o kadar aldatma eyleminin içerisinde çocuğun mağduriyetini yaşıyor ki hakaret etmeye başlıyor. Adliyede evet. Diyor hakaret ettim. Çünkü boşalmaya onunla birlikte geldi. Yani bazen Esra Hanım'ın dediği gibi hiç sizin hayatınızda muhatap dahi olmayacağınız o kadınları yüz göz oluyorsunuz. Tavrınız, duruşunuz, hakaret kimseye etmeyen insanlar hakaret etmeye başlıyor. Çünkü bardak taşıyor bence artık. Bence dünyadaki en büyük savaş soğuk savaş. Gerçekten. Santranç oynar gibi soğuk kalacaksın yani. Aldattı mı? Hadi bakalım. Haydi sana güle güle. Yallah diyeceksin. Ya Esra Hanım benim şimdi... Bak o zaman düşünsene şimdi karşı taraf... Yani Ayfer Hanım adına konuşuyorum. Elde etmeye çalışıyor. Sen şimdi onun çabalayacağı ve savaşacağı duyguyu elinden aldığında bunlar ortada kalacaklar. O duyguyu onlara yaşatmamak gerekiyor. Gel Nazlı, yarın devam edeceğiz. Serdal Sekmen'in, Ayfer Hanım'ın söz hakkı, cevap hakkı vardır. Buyurun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.